Arkadaşlar bu derste sizlerle şu üç özelliği göreceğiz. Copy nested object, delete duplicate object yani overkill ve şu send to back, send to bring front falan ileri geri taşı anlamında yani katmanlar yukarıya aşağıya taşı anlamında bu üç şeyce. Copy nested object bir grup içerisindeki herhangi bir parçayı veya bir bölümü eğer kopyalayacaksak onu seçmemize ve o grubu bozmadan kopyalamamıza yarıyor. Ctrl 2 tuşuna basalım. Şimdi şurada örneğin şöyle bir yukarı çıkarsanız. Şöyle normalde Design Center'a gelin. Mesela şöyle açılır. Design Center'a gelin. Burada Home Space Planner bölümleri var. Aldınız bunu çektiniz bir yere mesela. Şöyle koydum buraya. Bir Enter diyeyim. Enter diyeyim de sıfır enter diyeyim şimdi açısına da ve böylece yerleştireyim. Şimdi burada bu grubun içerisinde bir şeyi çok beğendim ve onu almak istiyorum. Mesela şunu atıyorum basit bir şey kopyalayayım. Şunu kopyalamak istiyorum. Şunu bu grubun içinden. Gelip buradan copy nested object diyeceğiz ve şöyle tıklaya tıklaya arkadaşlar seçeceğiz. Şöyle ve şimdi sağ tık. Şöyle de ileriye doğru çekebilirim. Bitti. Örneğin bunu bir dağıtayım. Bak, explode deyip dağıttım. Şimdi bunlar kendi aralarında grup artık. Diyelim bu grubun içinden şunu seçtim. Bak, buna bir daha explode dersem şunlar paramparça. Bak, gördünüz mü? Ha, ben böyle olsun istemiyorum. Ctrl Z diyeyim. Ctrl Z. Bakın, tekrar explode diyeyim. Şu kendi halinde bir grup. Mesela move yapıp bunu şu sola taşıyayım, tamam mı? Bunun içinden şu lavaboyu beğendim. Bunu almak istiyorum diyelim. Gelip buradan explode dediğimde paramparça oluyor bütün parçaları. Onun yerine şuradan şöyle de diyebilirim. Hiç onlar dağıtmadan, uğraşmadan. Seçtim hepsini. Sağ tık, enter ve taşı. Bu şekilde. Ctrl Z diyeyim. Aynı şekilde tekrar copy. Bunun kısa yolunu da şöyle söyleyeyim. Ne copy'dir? Ne copy dersiniz? Enter dersiniz. Şöyle tıklarsınız özelliğin üzerine. Seçtikten sonra mesela diyelim sadece şu kısmı tek alacağız. Başka hiçbir şey almayacağız. Diyelim. Sağ tık enter dedik ya. Bak displacement multiple. Multiple'ı seçersek ve tıklarsak şöyle bir sürü kopyalamamıza yarar. Displacement bir tane. Array dersek de array şeklinde kopyalamaya tık 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 böyle. Undo diyelim mesela geri geri şöyle bir kopyalama şey yapalım. Array diyeyim. Böyle şuraya 10 tane enter böyle hangi yönde ne kadar istiyorsam mouse'un hareketiyle de şöyle kopyalayabiliyorum. Mesela F8'e basıp dik şekilde de aralığını da mesela şöyle 20 diyeyim enter deyip böyle de array ile de kopyalayabiliyorum. Bu copy nested object böyle bir komut. Yani kırılmasını istemediğiniz nesnelerin içinden alıp çekip kopyalamak istediğiniz şeyleri copy nested object ile kopyalayabilirsiniz. Şu overkill delete duplicate object yani overkill hoş bir komut. Şimdi bakın şöyle bir şey. Bunun için de şuraya bir örnek ufak çizimler yaptım. Şimdi bazen projelerimiz üzerinde mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben bu işe ilk başladığımda şöyle 2003'te falan şöyle bir durum vardı. Mesela gittiğim bir tane mühendis vardı. Şimdi o zaman acemiyiz tabii. Şöyle adam şöyle çiziyor mesela. Şuradan şuraya bir yeri yakalıyorum ya. F8 tıkladım. Şuradan geri geliyorum. Enter deyip mesela. Şimdi burada iki tane line oluştu. Bir tane de bunun altında bak. Bir şöyle gittim çizdim küçük bir daha bir büyük geldim. Buna bana çok kızarlardı. Çizgileri üst üste getirme derdi. Titizlikle çalışan bir mimar arkadaşımızdı. Bakın uzun çizgiye tıklayabiliyorum ama çizdiğim kısa çizgi şurada olmasına rağmen tıklayamıyorum. Onun için demin biraz sonra göreceğimiz bring to front ileriye geriye mesela bu uzun çizgiyi en arkaya at tıkladığım zaman şuradaki kısa çizgiyi tutabiliyorum. Şimdi demek istediğim şey şu. O zamanlar acemiydik tabii üst üste line çiziyorduk ama ben de şimdi hoşlanmıyorum. Öyle alışkanlık edindik. Yani üst üste iki tane çizmek hoş bir şey değil. Bazı sakıncaları olabilir. Örneğin trimlediğinizi düşünürsünüz, trimleyemezsiniz, sebebini bilmezsiniz. Sıkıntılar olur yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu gidermek için şimdi burada üst üste iki tane line var ama siz bunu fark edemiyorsunuz. Mesela bir tane burada var. Bunun için şöyle bir özellik yapmışlar. Bak şurada da bir tane yaptım mesela. Bir arc var.
Move yapayım. Move yapayım. Bak, arkın bir parçası ve tamamı. Tamam. Ctrl Z üstüne geldi şimdi tekrar. Küçük arka tıklayalım. Bak, küçük ark burada. Büyük ark burada. Veya bir line var deminki gibi, örnekte verdiğim gibi. Tekrar bunu da bakın, send to back deyip en arka göndereyim. Şurada da küçük bir, bak burada da küçük bir line var. Şurada da büyüğü var. Veya bir dikdörtgen var. Buranın gizli bir parçası var. İçinde gizli bir şey var. Şurada mesela bak. Gizli bir küçük, üstünde mesela muğla taşıdığımda meğerse bu iki. Bir polyline'miş, bir de şurada bir başka küçük bir L şeklinde polyline var ama Ctrl Z diyeyim, üstüne koyduğumda böyle görünmüyor. Diyeceğim şu ki, bunları yok etmek istiyorsanız, yani duplicate'lerini, kısa olanlarını yok etmek istiyorsanız, ki kısa olanlarını yok eder bu komut. Hepsini seçersiniz ve O ve dediğiniz an overkill gelir, enter dersiniz. Şunu der, tolerans miktarın şu kadar, çok küçük bir tolerans. Yani üst üste olduğunda ancak bunu yakalar, tamam mı? Siz bu tolerans miktarını artırsanız yanındaki çizgileri de yakalayabilir, sıkıntı olur. Tolerans miktarı bu kadar olduğunda ignore object property, eğer özellikleri şunları kapatmak istiyorsanız, bunları görmemek istiyorsanız bunları seçersiniz. Özellikleri bu kadar olduğunda sil. Yani ki bu kadar ne demek? Üstünde olduğunda. Tamam mı? Tolerans bu kadar yakınsa zaten o objenin üstündedir. Okey dedim. Bak ne diyor? Five overlang object or segment deleted. 5 tane, 8 tane obje buldum diyor. Tamam mı? Bunlardan 5'i sildim. Bak şimdi tıklayayım veya ve M harfiyle çekeyim. Alttaki çizgi gitti. Burada küçük bir ark vardı. Ne oldu? Mesela büyük arkı move yapayım. Aa, küçük ark da gitmiş mesela. Bunu tıklayayım. Küçük line'a tıklayamıyorum. Şöyle bakın. Bulamıyorum küçük line. Yok çünkü silindi. Bunun üstünde küçük bir köşe vardı. Ne oldu? Gitti. Böylelikle fazla line'lardan, gereksiz line'lardan bizi kurtarıyor. Büyük projeler düşünün arkadaşlar. Çok büyük projeler. Bir seçiyorsun. Şöyle binlerce line'ı birden siliyor. Gereksiz, anlamsız, üst üste gelmiş. Gelelim şuna. Bölümde katmanları, yani bunların her biri bir katmandır. Örneğin ben buna şöyle bir çatı örneği çizmiştik, örneğini hatırlarsanız. Onun gibi düşünün. Buna bir hatch attım. Şöyle büyük mü çizdim ya? Dur şunu %100 çizeyim. Şöyle veya fark etmez. 200 tab 50 diyeyim mesela. Ha, obje. Çift tıklarsanız arkadaşlar mouse'un orta topuna yakınlaşır. Bakın nesneniz. Başka nesne var sanırım şuralarda. Varmış bak. Şunlar varmış. Delete diyeyim bunlara. Şimdi hiçbir şey yoksa eğer nesnede, sadece bir şey çizmişseniz üstüne çift topla bir kere tıklayın ama ona yakınlaşın. Şimdi daha kolay yapacağız hatch'imizi. Çünkü çok büyük oranda çizmiştik değil mi? Şimdi bak tıkladığımda şunu da oranını biraz arttırdığımda evet. Daha anlamlı hatch'ler yapabiliyorum. Veya renk atayabiliriz. Şimdi dedim ki, ben buna dedim ki associative özelliği de açıkta, o zaman ben seçtiğimde renk de şuraya gelecekmiş. Dedim ki bu benim su yalıtımım. Bunun üstüne arkadaşlar enter dedim ve şunu seçtim. Şuna da bir hatch diyeyim mesela ya da bir net solid diyeyim. Veya hatch atayım bak buna da. Şöyle bakın hatch edit'e gelelim. Şöyle şunda mesela 5 mi yapalım? Rengini değiştireyim mesela. Ve şu özelliğinde 10 yapalım. Enter diyeyim. 15 diyeyim. Enter diyeyim. Close diyeyim. Şimdi şunu bunun üzerine getireyim. Şimdi bunların üst üste belli bir katmı. Mesela bu su yalıtımı. Şu onun üstündeki bir şey. İşte efendim bir tane daha çizeyim. Şunu da mesela hatch diyeyim. Bu da işte başka bir ıvır zıvır, tamam mı? Böyle mimaride çok böyle şeyler kullanacağız. Şimdi ıvır zıvır dediğime bakmayın, yani önemli.
Lafın gelişi bu. Şimdi move'la da bunu şuraya taşıyayım. Şimdi bak taşıdım. Bu alta gitti. Hoba. Şimdi orada duruyordu. Şu alttaysa bunu seçtiğinizde mesela. Şu diyelim. Tamam mı? Şunu en alta almak istiyorsanız veya en üste almak istiyorsanız girirsiniz buraya. Bring to front dersiniz. En üste gelir. Tamam mı? Bunu alırsınız. Seçersiniz. Şöyle en alta gelirsiniz. Send to back dersiniz. En alta gelir. Bak alta gitti görüntüsü. Alırsınız bunu. Bu en üst katmanmış diyelim. VC'nin yalıtım seramik katmanlarını yapıyorsunuz. Bu seramiği falan. Tamam mı? Bu toprak zemini, bu su yalıtımı, bu da seramiği mesela. Bunun en üstte olması lazım. Bu gitti yanlışlıkla önce bunu çizdiniz. Bu gelir en alta. Diyelim. Diyelim. En alta, alta göndermiş. Şunu mesela en üste geldi bu da diyelim. En üste geldi. Bunun altında hangi katman var? Başka bir katman daha var. O zaman şöyle yapacaksınız. Bu katmanı seçip şöyle diyeceksiniz. Bu katmanı şu katmanın üstüne getir. Bring to above object. Hangi objenin? Şu objenin üstüne. Getirdim bakın. Getirdim. Yani tıkladığınız nesneyi ileri, yukarı, aşağı, geri, ileri ayarlamaya yarıyor. Yazıyı getir. Enter diyorum mesela. Close. Bunları ayarlayacağım. Daha sonra öğreteceğim tabii size. Şöyle biraz on yapayım. Close diyeyim. Yalıtım katmanları. Şimdi tıklıyorum. Bazen bu şöyle olur. Çizim sıranıza göre. Aşağı gider. Aşağı gittiğinde bu sıkıntıdır. Şunu şuradan itibaren seçersem içeridekileri seçerim. Bunu alır da Bring text to front dersem artık bu hep en üsttedir. Şöyle bakın başka bir şey getireyim mesela. Bunu da hatch yapayım. H enter. Hatch'ine de başka bir solid uygulayalım. Kitap kapatsın. Yeşil dedim. Close dedim. Şunu alıp move deyip şuraya taşıdığımda bakın yine üstünü kapattı. Alır bunu tıklar da şöyle bring to front yaparsam hepsinin üstüne tekrar getirir. Bu tip yani yukarı aşağı katmanların sırasını, hizasını belirlemeniz için ayarlanmış bölümler bunlardır. Leaders'lar var şurada. Bir özelliği şey tanımlamak için şeyini şöyle mesela seramik katmanı falan. Kontroller dedikten sonra close diyelim. Anlatmak istediğim şeyi anlatabildim bilmiyorum. Üstüne herhangi bir şey geldiği zaman mesela leaders gelmiş eğer bunu bring to leaders front en üste getir falan gibilerinden ayarlayabilirsiniz. Burada hangi tür bir olay varsa bu olayı ileriye, yarıya, yukarıya, aşağıya duruma göre taşımanıza yarar. Mesela ölçüleri ileri getir, yukarıya getir, en üste getir. Send to hatch to back. Hatchleri aşağıya indir, en alta indir gibi seçeneklerdir. Bu şekilde burayı da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ve modify menümüzü de bitirdik. Kullanmadığımız birkaç tanesini onunla ilgili bölümler geldiği zaman kullanacağım için 2-3 tane falan kaldı zaten. Bir bu kaldı, bir bu kaldı. Şunları hep anlattım. Şu ikisini de anlatacağım. Artık bunları tamamen draw ve modify menüsünü tamamen artık kafamızda sağlam bir yere oturtmak için 4. ve 5. seviye örnekler de yapacağız bundan sonra derslerde. İyi oldu ama değil mi? Yani anladığınıza inanıyorum. Çünkü güzelce değindik her birine. Bütün detaylarıyla değindik. Atladığımız bir yer olmadı. Onun için şimdi 4. ve 5. seviye artık çizimleri de yaptıktan sonra hele de mimariye geçeceğiz daha sonra ki oh tamamen artık usta olacaksınız inşallah. İyi gidiyoruz yani. Ben beğeniyorum. Çalıştığınıza da inanıyorum. Sorularda bir çözüm bakalım. Ondan sonra görüşelim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.